Oyun bile oynayamıyorsun. Evet, vay, girdi. Sen bu işi şimdiden kaptın. Küçükken çok evet. Oynamışsın. Atıyorum. Oo, ama hile var bu işte. Kaleci hile. Merhaba arkadaşlar, harika bir video ile karşınızdayız. Bu videoda A101'den, BİM'den ve Şok'tan aldığımız 3 farklı oyuncağı deneyeceğiz. Bu oyuncaklar içerisinde ucuz olanı var, pahalı olanı var, hatta fiyatları birbirine çok yakın olanı var. Hangisinin A101'den ve BİM'den alındığı veya Şok'tan alındığını NBA bilmiyor. NBA'ya bunları soracağız. Sizce bilebilecek mi? Siz de tabii ki ben soruyu sorarken siz de tahminlerinizi yapıp hemen yorum kısmından veya hemen sağ üst taraftaki anketten denemenizi yapın. Bakalım siz bilebilecek misiniz? Tabii daha önce eğer aldıysanız az çok tahmin edebilirsiniz. Şimdi NBA, sence hangisi Şok'tan alınmış? Şok'tan alınmış bu. Abi bu Şok diyorsun, tamam, bunu evet. Şöyle koyalım. Tabii fiyatlarını bilmiyoruz. Fişleri faturada da burada önümüzde, faturadan kontrol edeceğiz hangisini Şok'tan falan aldığımızı. Bu Şok. Hangisi BİM? Şu. Niye BİM onu seçti? Küçük olduğu için. Tamam, bu geriye kalan da A101 mi diyorsun? Aynen. Bakalım doğru mu cevapladın, yanlış mı? Şöyle yaklaştıralım, şöyle bakalım. Şimdi buna A101 mi dedin? Yok, Şok. Şok buna dedim. Şok, BİM, A101. Biraz karışık oldu. A101, BİM, Şok. Tamam. Şimdi A101, BİM, Şok. Doğru. Şimdi tamam. Faturalarını kontrol ediyor ve sana söylüyorum. Şimdi bunun ismi neymiş? Angry Birds hediyeli. Buna sen Şok demiştin. Bilemedin. A101. 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 Bilemedin. 1. 1-0 yeniliyorsun şu an. Tamam. Şimdi buna ne dedin sen? BİM dedin. Küçük bakalım abi. 3'te yakar. Mr. Body. İsmi bile yazmıyor. Dur, başka bir acaba onu nereden aldık? Sürpriz hediyeli oyuncak yazıyor. O mu? 3'te. Evet, bunu doğru bildin. Hediyeli oyuncak diyor bu. 2-1. 2-1. Abi eğer bunu yanlış bildik, bunu doğru bildiysen bu da otomatikman yanlış olmuş oluyor. Yani bu da Şok'un. Şok'un ürünü. Şimdi bu A100, şey bu BİM. 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 A101. Şöyle çevireyim. Şu da Şok. Şimdi bakalım oyuncaklarımızın içinden neler çıkacak. Sence şunun içindekini zaten biliyoruz. Top, bunda da topu tuhaf bir şey var. Ne olduğu belli değil ama şu çok sürpriz olacak bize. Cidden Şok olacağız gibi geliyor bana. Şunu İstersen nasıl açıldığını falan arkadaşlara şöyle yakından gösterelim. Ben bıçak getireyim. Bekle. Evet arkadaşlar, içeriden hemen bir tane meyve bıçağı aldım geldim. Ve meyve bıçağını nasıl açacağınızı şöyle kameraya doğru gösterelim. Azıcık içine sokup hemen açılsın. Sonra zaten tutunca kendisi otomatik açılıyor değil mi? Tabi bunu yaparken sizin yanınızda büyük birisi varsa onu yapması daha güzel olur. Ya da eğer tırnağınız falan varsa güçlü bir şekilde kenarından köşesinden alıp da açabilirsiniz. İlk önce Şok'tan başladık. Şok olmak istiyoruz. Kağıdını koyalım. Oo, ne kadar güzel. Şöyle ilk önce arkadaşlara gösterelim. Kızlara hitap ediyor. Kızlar için mi? Aynen. Küçük kızlar için. İçinden oyuncak yani çok da fazla bir şey yok ama bu neymiş? Abi ben senden Lollipop. Heyecanlıyım ya. Lollipop. Abi ne tuhaf bir şeymiş böyle. Çift taraflı. Dövme. Dövme değil ya bu. Ne olduğu belli değil. Aynen, bu dolaplara falan yaptırılan şeyler. Çıkartmalar. Çıkartmalar bu. Evet. Bu zaten Lollipop. 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 Arkadaşlar bu da böyle çıkartma içinden çıkıyor. Ne işe aradığını bilmiyorum. Çözemedim bunu. Bu da 3 değerli. 3D kart. Kart. Ha. Dolaplara süs olarak şey yaptırabilirsiniz. Renk falan mı değiştiriyor? Aynen. İçerik yok. Değiştiriyor. İçini değiştiriyor. İçini değiştiriyor. Şöyle versene bir yakından göstereyim. Belki. Gene kızlar için hepsi. Kızlar için. Aynen. Oo. Olan çocuklarına bir şey yok bunun içinde. Gerçi almadan önce dış paketindeki oyuncağa göre alırsanız içinden ona göre çıkar diyeceğim gene ama. Gene yanıltıyor. Batman üzerinden. Üstünde Batman var. Üstünde Batman var, içinden kız oyuncağı çıktı. Bir yandan yani kötü bunu oldu tabii. Ama tabii 2 tane 3 tane kardeşiniz varsa hediye olarak aynen kendi kardeşinize hediye edebilirsiniz. Şunları geri içine topluyorum. Dur. Şimdi eğer erkekse onun için bence en güzel şey çıkmış Tobitop. Tobitop. Bunu severek tamam yiyebilir. Aynen. Bunların hepsinin içeriği şeyde. Kızlar için. Heh. Kız kardeş. Erkekler için. Neyse bunu koyalım. Ben hiç Şok olmadım ya. Şok olacak bir şey yoktu bunun içinde. Erkekler Şok olurdu da. Yani küçük oyuncak sever erkekler. Aynen.
şekillere yere kapattık. Ama kutusu güzel değil mi? Bak ben rengini kutusu hoşuma güzel gitti. En azından içine böyle kumbara gibi şu üst tarafını delip kumbara diye kullanabilirsiniz. Yani öyle bir video çekebiliriz ileride. Şimdi gelelim. Bu neydi? Hangi marketti bu? Bu A101'in. A101. Şöyle yakından göstereyim. A101. Dışı renkli güzel gözüküyor. Üst tarafı şeffaf, zaten ne aldığınızı biliyorsunuz en azından. Biraz seçme hakkı tanınmış size. Aynen. İçeri biraz farklı duruyor da. Biraz farklı duruyor. Kalabalık duruyor ya. Böyle yine aynı şekilde bıçak. Bakalım, evet. Bıçakla yine aynı şekilde. Oo. Oo. Bu da mı kızlar için acaba? Şu şekilde dökersek. Oo, dolu dolu bir oyuncak çıktı. Bu ne? Senin sevdiğin oyuncaklar sanki bu. Küçükken şeker oynuyor muydun yoksa? Şeker, şeker mi? Şeker. Canım çekti be. Buyur aç. Haa, küçük küçük bonbon. Bonbon şekerler. Bonbon şekerlerden. Bunu da açalım. Sen bunu aç, ben bunu açayım. Ha, jelibon şeker jelibon var arkadaşlar ya içinde. Şöyle avucuma birkaç tane dökeyim. Bakın, jelibon şekerler. Tadına bir bakalım mı? Niyetli falan değilsin değil mi? Al bir tane. Hmm. Ne? Sakız tadı var. He, halı. Halı yapabilirsiniz. Şeyine baksana abi, onu nasıl yapılır diye yazmıyor musun? Bu şekilde işte birbirine puzzle. Uçak yapmışlar ama orada. Sen halı yapıyorsun. Abi. İstediğin şeyi yapabilirsiniz. He, istediğin şeyi çit bile yapabiliyorsun. Aynen. Bundan birkaç tane daha olsa aslında çok güzel şeyler yapılabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar neler yapıldığını. Siz de görün. Halı kolay olduğu için biz, ben direkt halıdan başladım. Evet, biz halı yapıyoruz. Eski Osmanlı halılarından. Sen zaten halıcılık falan da okudun herhalde. Senin diğer mesleğin de okudum. İmdat, sen de mi halı yapmak istiyorsun? Sen yapma hiçbir şey. Vallahi biraz zevkli bir şeye benziyor. Hadi bakalım. Yap da şöyle eski halı dokumacı kimliğin ortaya çıksın. Vay, renkleri de nasıl birleştiriyor. Abi bak, bunu buraya koyalım. Bunda sayılar da var, ona göre yapabilirsin. Sayı da mı var içinde? Sayı var. Yap da bir arkadaşlara göstereyim şöyle yakından. İşte bu ya. İşte bu. Piramit. Piramit gibi değişik bir halı oldu. Arkadaşlar evinize böyle bir halı almayın. Sizin ev kaç artı bir ya böyle? Her oda için bir tane koydun herhalde. 2 artı 1. Ama gerçekten güzel oldu. Üstündeki rakamlarla kullanırsanız. Bu acele işi oldu. Bak bir şey fark ettim. Sen de fark ettin mi? Bak rakamların üstünde artı, eşittir, çarpma. Aynen, toplama işlemi falan yapabiliyorsunuz. Matematiğinizi geliştirebilirsiniz. Aynen bundan. Matematik işlemleri yapabiliyorsunuz bunlar için. Bir tane yapalım mı hemen? Yapalım, şunları çıkartalım. Hadi sen yap, ben toplayayım. 10. Şu 10. Nasıl yaptın sen bunları ya? Senin çek, işçilik çek de iyiymiş. Ha, 5 var. 10 çarpı 10. 10 çarpı 10, o kadar sayımız yok. Nasıl sayımız yok? Var ya, 10'la 10'u yan yana koyup artıya bir de çarpı koydun muydu? 20'yi nasıl bulacağız? Ha, sonuç eşittir. Biz kalemle toplarız artık ya onu. Kalemle falan yazalım. 5 artı 10 diyelim. Eşittir. Yok, bir daha artı koy. 5 eşittir artı 10. Eşittirimiz yok ki ama. Şimdi 10 artı 5 yap. Eşittir 10 artı. 10 artı 5. 5 yok. 5 de yok. Ya biz matematiğe biraz daha geçek. Artı 6 yapak. Artı 6. Sonuç. Eşittir. Arkadaşlar bu 2'dir 2 eşittir 4 denklemini bozan bir denklem. Aynen. 2'dir 2 yani öncedenmiş 4, artık 4 değil. Yani evet. 10'dan 5'i topladığınızda 16 sonucunu bulabilirsiniz. Bunu şöyle koyalım. Son oyuncağımızı açalım. Sence son oyuncağımız ayrıca önce, bunun içinde ha, şu mu kaldı? Gene dolaplar için. Ne? Her şey dolaplar için. Angry Birds dolapları için ya da kitaplığınızın, kalemliğinizin böyle masanızın üstüne falan yapıştırabilirsiniz. Etiket. Etiket yapıştır, çıkartmalar. Aynen. Neyse, bunu kenara koyuyoruz yine. İçine bunlar koyalım mı? Allah. Topla. Bunun içeriği biraz daha fazlaymış. Aynen, bu birazcık daha dolu dolu gözüküyor. Şekerini pek beğenmedim ya. Sen beğendin mi şekerini? Acımsı bir tatlı. Şekeri güzel değil arkadaşlar. Şekerini beğenmedim. Şimdi tatlı şeker haline getirmişler.
Bakalım son oyuncağımızı açıyoruz. Bunu BİM'den mi almıştık? Evet, BİM'in oyuncağı. BİM'in oyuncağını açıyoruz şu an. İçinden muhteşem bir oyuncak çıkacak eminim. Evet. Hayatınızda belki gördüğünüz en sade, en şık oyuncak arkadaşlar. Top. Ve bunu bulabileceğiniz en güzel bu oyuncak. Erkekler için. Araba resmi yapmışlar bu sefer. Bu erkekler için. Aynen. Zaten iki tanesi kızlar için, bir tanesi bir tane erkekler için çıktı. İyi, erkekler de üzülmemiş oldu yani. Aynen. Evde üç kardeşseniz şans eseri bir tane sizin için çıkmış oluyor. Şöyle yakından ben de göstereyim ya. Çok modifiye durmuyor mu? Baksana. Oo. Sarı kırmızı. Üç tane mi araba var? Bakayım. Bir. Aynen bir. İki. Yok. İki tane. İki tane. İki tane araba oluyor arkadaşlar. Sen sevdiğin topla oynamayı. Bunu da şu şekilde basket koyup atıyorum. Basket atabilirsin izleyeceğim. O da gitti. Dur alıp geleyim ben. Oyun bile oynayamıyorum. Evet, vay geldi. Sen bu işi şimdiden kaptın. Küçükken çok evet. Oynamışsın. Belli. Tamamdır bu da. Evet arkadaşlar, oyuncak serüvenimiz burada son buluyor. Shop'tan, A101'den ve BİM'den aldığımız oyuncakları sizler için inceledik. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Alta hemen yorum atabilirsiniz. Eğer alıp da incelememizi, oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa onları seçebilirsiniz. Ve tabii ki de abone olmayı unuttuysanız... Abone olmayı unutmayın. Aynen, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Benim bu hoşuma gitti. Değil mi? Bu güzelmiş ha. Benim de hoşuma gitti. Aslında var ya, sen bana at, ben sana atayım. Önceden oluyordu ya, şöyle kalemale yapıyordun. Evet. Şunu şöyle tutalım mı? Kalemale yapıyorduk ya. Şöyle. Abi at bana şimdi. At bana. Nasılmış? Ha? Ya sen bu işi biliyorsun eski ya. Kalecilerden. Abi kalecin yok senin. Dur. Ha. Atıyorum. Oo, olmadı. Hile var bu işte. Kaleci iyi. Abi bu işte hile var. Neyse. Kalecimiz iyi. Ben bu oyunu beceremeyeceğim. Sen at bana, de ben kalecilik yapayım. Hiç girmez ki benim kaleye bu. Aa olmadı. Olur, neyse hangi? Arkadaşlar 1-0 yenildim. Biz oyunumuz güzel. Biz oyunumuza böyle devam ederken siz de abone olmayı unutmayın. Aşağıda bak, hemen şurada bir yerde bir buton olması lazım.